Selam Mario severler. Bir hikaye moduna da hoş geldiniz. Karenin %50'sini tamamladık. Vay sana. Kaldı şimdi yarısı. Artık öle dirile öle dirile bir şekilde yapacağım. Olmadı bir daha. Ya o. Abi şurayı tam niye denkleyemiyorum ben? Buraya kırabileceğim herhangi bir şey vermiş olmaları lazım. Bunlar zıplıyor dedi bir de. Artı beni takip ediyor. Çok güzel. Kesin ikili ikili de zıplıyordur bu. Şaşırmadım. Şuna bak. Onluğun geldiği yere bak. Zehirli mantar gelsin bana tek atsın diye parkur bile hazırlamışlar. Hayır! Bu sefer olmaz. Gider misin lütfen? Psikopat ruh hastası. Sen ne yapıyorsun? Aa buraya şampiyonlar yolundan var ya, ne çektim şu bloklardan, aç kafa blokları. Ama şampiyonlar yolundaki bu aç kapan blokları çok daha zor. En azından böyle belli etmiyorlar. Tek seferde böyle açılıyorlar, kapanıyorlar. Açılıyorlar, kapanıyorlar. Sırf öylesine bir video çekesim var ama kanala yükler mi yüklemez mi orasına söz vermiyorum. Ah. Keşke şampiyonlar yolundayken de şu blokların içine sıkışabilsem ama olmuyor işte. İçine geçip gidiyorsun öylece. İşte diken olduğuna göre burada önemli bir şey olması lazım. Evet bence de. Daha kötü oldu. Bana verilen ödemeden daha fazlasını kazanmış. Şuradan bir görev kaldırsam bu sefer doğu tarafında da duvarları tamamlanacak. Oo, dash on dash off. En zoru buysa ben hep komple zor oynamak istiyorum.
Duvar demişim, kapıları hallet tamam hocam. Gönderin gelsin. Yani kafamda kask varken bir buz diktine kafa atınca küçülmem ya da kafamdaki kask yok olması gerekmiyor beni bildiğim kadarıyla. Bak gene ölümün denk geldi. Tutun! Geçen sefer algılamadın ya seni. Alacağın olsun bugün. Bir de sonra da gelmişim. Burada kendi 5 tane ağacı kontrol etmemizi istiyor. Bir koyacağım sana. Birinci ağacı biz kontrol ettik. İkinci ağacı da kontrol ettik. Sen kıra kıra geliyorsun zaten, ben buradayım. Duvarın arkasından nasıl görüyorsun en ufak bir fikrim yok. Hayır buraya. Sizlere oyundayken de gıcığım vardı, buradayken de gıcığım var. Dördüncü ağaç, bu da son ağaç olsun, hop. Sen bayağı büyüksün. Ana bina için gerekenler az bir paracık kaldı. Şunlara da tek çıkış sağlasa ikisinin de işleri bitecek. Şimdi başlığa göre hareket edersem. Oradayken de ölseydin söylerdim bu arada. Buradayken zıplarım. Ama kontrol noktası varmış. O da işime gelir. Oradayken de şuradan şuraya zıplar mıydım? Büyük ihtimalle zıplardım ama gerek yok şu an. Buradayken de oraya zıplayayım ama hayaletler üzerinden de dönerek zıplayarak geçemeyeceğime göre.
Mantar vereydin bari ya. Ha, gizli yerlerini göstermek için. Tamam. O zaman bir dakika. Şurada bir yerde gerçi zıplayarak onları açıyorduk ama neyse. Kapıyla top tamamdır buralarında. %70 tamam. Şu ana bina için ne gerekiyordu? Kaç para gerekiyordu? Ona da bir bakayım. Çatı katı lazım, 1500'lük. Daha beni bekleyen burada 5. 20 tane bölüm var. Buradayken ölebiliyor muydum acaba, onu da merak ettim. Burada da olsa kurtarmıyormuş. Öğrendiğim iyi oldu. Oraya hızlıca geçmem lazım. Sonrasında bir şey var mıydı acaba? Acele etmeden öğrenseydim iyiydi de. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Fırlat hocam beni. Beni fırlatmanı istedim. Bir daha fırlatsan? Yok, sadece efekt yapıyorsun. Değil mi? Sarı tuat neden uyuyor acaba? Şimdi mor tuat diyor ki, söylentilere göre kırmızı tuat geri dönmüş. Bu harika. Yani bahsettiğim sarı tuat bütün gün uyuyor. Hadi onu uyandıralım. Kabul. Buna kesinlikle bir karşılık beklemem. Yeter ki şu şey uyansın. Alenin temelinden beri yatıyor. Ve 50 saniye içinde. Beklediğinden daha kolaydı. Hocam zahmet oldu yani sizin için. Sizler şu anda çok uyanıksınız. Neyse. Kaliteli bir şekerlemeydi. Şefin istediği taşı alamamıştım. Bu yüzden onun yerine biraz kestirdim. O taş görevi aslında senin miydi? Bu konuda gidip biraz taş getirebilir misin? Hadi bakalım. Evet. Sanırım bu iş yürür. Adamın işini de ben yapıyorum. Adam esniyor hala. İnsan kaynakları, pardon, mantar kaynakları birimine şikayet edeceğim. Her yer taş yani. Taş madeni. Şuralardan bir tanesini kopartıp alamıyor mu? Mantarın neden öyle bir harekette bulunduğunu ben de bilmiyorum. Ha, madem Yoshi var bende, o zaman şu blokların içerisindeki şeycikleri alabilir miyim acaba? Gerçi en başta bir tane vardı sanki. Heh, şu. Şöyle bir şey yaparım. Seni şöyle fırlatırım. Bu da mantıklı bir çözüm. Taş için teşekkürler. Onu gerçekten güzel bir şekilde oyacağım. Vay. Senin için bir tane daha taş getirirsen benim heykelimi yapar mısın? Oh!
Şunları da alınca hiç geçilmesin bari değil mi? İnsan şuraya bir şeyler koyar ya. Tabii ki de gitmez dedi. Ucu açık değil çünkü. Öf, çok zaman kaybettim. Şu 3 boyutlu dünyanın şeylerini, fiziklerini o kadar alışmışım ki. Oha. Bunu beklemiyordum. Tersine doğru da çevirebilirim değil mi? Çipçi. Madem düşmanlar üzerinden gidiyoruz, onda bu sefer Bowser'ın heykeli olabilir. Taş nasıl suda izleyebiliyor? Su galiba zımba yapıyor hocam. Bak normale döndü. Adam aşağı indi ya. Mario yakın zamanda fıtık olmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Orada dursun. Ne taşmış arkadaş ya. Baya sürükledik yani peşimizden. Yabancı SC sayısı. Hocam onu bazı şeklinde oyabilirsiniz, mükemmel olur. Koopa mı? Neyse. Aşağıda değişen bir şey. Aşağıda hiçbir şey yok. 50'lik. Siz ses efekti bey. İnşa ettiğiniz kadar büyük bir kale ama yine de atmosfer eksikliği var. Bana bir iyilik yaparsan yeri çok tatlı çiçeklerle kaplarım. İyi hadi bakalım, dekor işi sende olsun. Oynamıyorum. Ufak bir ipucu iyi oldu. Sanarsın onlarla beraber dans ediyor. Devamı da var. Hocam ben buradayken bir ateş çiçeği kullansam bir sonraki yaptığım şeyleri silebiliyorum en fazla. Ateş çiçeği kullansam bir sonraki sıkıştığım zaman onu tekrar bir yapar mı yoksa sıfırlar mı? Neyse deneyelim, öğrenelim. Sana küçüldüydüm değil mi ben kaç seferdir? Yok sana küçüldüm sana. Yakışmadı. Evet ateş çiçeği kullan. Aa bu şekilde haritayı görebilirim, bir dakika. Oyunun açığını fark ettim. Peki yukarıda başka bir şey var mı? Şurada balıkçıklar var, tamam.
Yani orayı nasıl geçeyim acaba? Bir mantar daha almak istiyorum. Şuradan fırlamam lazım. Başka bir şey devamı var. Halen daha devam ediyor. Devamında aşağıda altınlar var. Şu saatten sonra küçülsem artık bir şey fark etmez. Nasıl 5? Hocam tepesinden tuttum ama. Ki hareket etti diğer taraf çiçekle kaplandı, ne saçma bir şey. Ama yine de eyvallah. Bu kadar hayati bir iş tamamlayabilir misin? Bana yardım edersen senin için dağları yerinden oynatırım. Vay. Şunu demen bile bana yetti vallahi. Suya girme mi? Ha, sudan çıkmadır. Get it out diyorum zaten, tamam. Hayatımın geri kalanını balık olarak geçireceğimi tahmin etmezdim. Ateşçi olur. Şurayı aynen. P tuşunu dönüştürdü ya. Seni öldürürdüm normalde ama. Şu anda ihtiyacım var ama seni öldürebilirim. Tehlikeli hareket. Ama zaten böyle... Onu da dönüştür. Büyük ihtimalle şu Goomba'yı öldürmem lazım şeyin geri gelmesi için. Hocam şu bayrak dile geri verir misiniz? Bakın sürem azalıyor. Ki amacının bu olduğunu da farkındayım. Sakın sakın. Aha. Teşekkürlerim senindir. Dağları yerinden oynatırım şimdi diyor. Adam görünüşümüzün arkasına harbiden de dağları oynattı. Tamam, bu yakında dünyayı da değiştirir. Artık güneşe mi sürüklendirir, kıyameti mi koparır? O yüzden ben bundan uzak duruyorum. Sayın Mario severler, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mümkün olduğunca çok dans eden kurbağalardan da uzak durun.